Şimdi af Dacia'da infaz sisteminde bir değişiklik ya da şartlı tahliye ile ilgili orada bir değişiklikle ilgili gelen teklifler. Bu konuda partilerin bir çalışma yapıp bir konsensüs sağlaması gerekir. O gelmeden önce bunu gündeme almamız pek mümkün değil. Bunu bana söylediler şeyler. Adalet Komisyonu toplantımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkilileri gündeme almamızı istediler ama şimdi diğer partilerin, özellikle AK Parti'nin de bu konuda bir söyleyeceği bir söz varsa ortaya çıkmadan bunu gündeme almamız doğru olmazdı. Kendilerine de izah ettim. Eğer böyle bir çalışma olursa, birlikte çalışırlarsa, ki ihtimal ki varsa da bu seçimden sonraya kalır. Yani bunu bir seçim propagandası vesilesi haline de getirmemek lazım. Böyle bir şey varsa bu çalışma sonuçlanır. Ondan sonra biz de komisyonda bunu görüşürüz. Bakan Bey'in bu konuda bir çalışmamız var, yürütüyoruz gibi. Olabilir, mümkündür. Ne kapsayacak efendim peki? O belli olmaz şimdi daha. Kağıt önümüze gelmeden ne olduğu belli olmaz. Yani önce gelecek bize, ondan sonra biz onu değerlendireceğiz. Yani gelen olduğu gibi de çıkmaz Adalet Komisyonu'ndan. Bir kısım bazıları taslağın neyse teklifi içine girer, bazıları dışarı çıkar. Bilemeyiz. Ona komisyon karar verir. Ama en erken somut adım seçimden sonra yapılır. Ya, seçimden önce pek görünmüyor. Bilmiyorum ben ama şu anda. Efendim bir de ülkede adalet ve hukuka karşı inanış noktasında bir azalma olduğu iddia ediliyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Halk arasında aslında böyle bir düşünce kısmen de olsa var. Bunun önemli sebeplerinden birisi şu arkadaşlar. Sayın Adalet Bakanı geçen de açıkladı. Dedi ki Türkiye'de hakimlerin kıdem ortalaması 3,5 günde. Bu şunu gösteriyor. Birçok yerde 6 aylık, 1 yıllık, 2 senelik, 2,5, 3 senelik hakimler var. Bu FETÖ olayından sonra 5000'e yakın hakim görevden ihraç edildi. O zaman büyük bir boşluk doğdu. Bu boşluğu kapatmak için çok sayıda hakim alındı. Yeterince staj yapmadan, yeterince tecrübe kazanmadan bu hakimler göreve başladı. Ve bilgisi henüz yeterli olmayan ve tecrübesi de az olan genç hakimlerin elbette ki verdiği kararlarda bazı sıkıntılar var. Ve bunları tabii çözüm yeri de yargının kendi içinde. Şimdi iki tane üst mahkeme var biliyorsunuz. Birinci mahkemenin verdiği kararlar istinafa gidiyor. İstinaftan bazı kararlar temize gidiyor ama belki de %80'i en azından istinafta kesinleşiyor. İstinaftan doğru kararlar çıkar. Ama taşradaki mahkemelerden yanlış kararlar çıkabilir. Hakimlerin tecrübesizliği burada önemli. Bir, ikincisi biz bir şeyden kurtulamadık. Bana geçen hafta bu şeyler geldi. Türkiye'deki lojistik firmalarının, büyük lojistik firmalarının temsilcileri geldi. Bir konudan dert yandılar. İki sene önce de gelmişlerdi onlar bana. Ondan sonra biraz bir düzelme olduğunu söylediler. Ama bugünlerde gene başa döndük dediler. Olay şu. Hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçu var. Nedir bu? İşte ben sana şu telefonu verdim. Yarın getirirsin bana bugün. Muhafaza et dedim. Ya da falan yere götür filan adama teslim et dedim. Ama sen bunu aldın sattın. Bu hizmet sebebiyle değil. Bu şahsi olduğu için. Bu emniyet suistimal suçu. Hizmet sebebiyle emniyet suistimal suçunu en çok işleyenler şoförler. Bir kamyona yüklüyorsun İstanbul'dan 100 bin liralık malı. Git bunu Diyarbakır'a, Gaziantep'e ya da Kars'a, Erzurum'a teslim et diyorsun. Adam gidiyor bunu yolda satıyor. Bu suçun en bariz örneği bu. Şimdi buradaki sıkıntı ne, dert yanma nedir biliyor musunuz? Bu suçun cezasının artırılmasını istediler bizden. Ben de dedim ki, savcılık yaptığım yıllarda bu suça çok rastladım. Bu suçun neleri kapsadığını çok iyi biliyorum. O yüzden Türk Ceza Kanunu'nda hiç olmayacak derecede bir düzenleme yaptım. Cezanın alt sınırını 1 yıl, üst sınırını 7 yıl yaptım. Alt sınırı 1 yıl, üst sınırı 7 yıl olan başka bir hüküm yoktur ceza kanununda. Bu kadar açık arasın. Niye açık? Bu malın değerine göre verilecek bir cezadır.
10 liralık bir mal üzerinde emniyeti suistimal suçu işlenirse bir yıl verirsin. Ama 100 bin liralıksa bu, ona da herhalde bir 5 yıl vermen lazım. 200 bin liralıksa 10 yıl, 10 yıl değil, 7 yıl azarmışsın. O kadar vermen lazım. Maalesef bizde şu sıkıntı var. Bu çok önemli. Hakimlerimiz bir olsun malı satan adama da alsınından ceza veriyorlar. Adamların derdi bu. Bağırları yanıyor. Ve haklılar. Bu kanunu koyan adam niye bir yıldan 7 yıla kadar demiş? Bir de saymışız. Verilen zararın ağırlığı, failin kastı, işte zararın giderilmesi. 6 tane kriter koymuş. Türk Ceza Kanunu 61. maddesinde yazar bu. Şu kriterler nazara alınarak hakim alt üst sınırlar arasında bir ceza belirler demişiz. Sanki başka hiçbir şey söylememişiz gibi, üst sınırı yokmuş gibi hakimler, bazı hakimler, hepsini tövbe altına bırakmayalım. Maalesef en ağır şekilde, en pahalı malı da bu şekilde satanlara alt sınırdan ceza veriyorlar. Bu adaletsizlik. Ya o insanlar buna adalet demez. 50 liralık, 100 liralık malla 100 bin liralık mala sen aynı cezayı veriyorsan, çünkü ceza ona göre belirlenmiş. Dediğim gibi alt üst sınırı buna göre çok açık tutulmuş. Aynısını veriyorsan bu adil bir karar değil. Maalesef bazı hakimlerimiz bunu yapıyorlar ve buradaki mağdurlar da bundan şikayet ediyorlar. Ve şikayetlerinde haklı. Bu kanunu yapan adam niye oraya 7 sene koymuş? Neden 3 sene veremezsin? 5 sene niye vermiyorsun? 6 sene niye vermiyorsun? Ya da ne zaman bu kanundaki üst sınırı uygulayacaksın? Ne zaman 5 seneyi, 6 seneyi vereceksin? Yani illa 5 milyonluk, 10 milyonluk bir mal mı kaçırılsın da, yani daha doğrusu teslim ettiğin zaman bu suç 10 milyonluk bir mal üzerinde işlenince mi vereceksin? Ben aşağı yukarı eminim ki 10 milyonluk bir mal üzerinde de işlense o hakimler gene alt sınırdan ceza verir. Bu adalet değil. Bunun için hakimlerimizin bu konuda dikkatli olması lazım. Yargıtay'ın bu konuda gerçek denetimini, artık Yargıtay'ın denetimde de istinaf mahkemesine gider bu. İstinaf mahkemeleri, ümit ediyorum ki istinaf mahkemeleri bu konuda daha hassas davranırlar. Genç hakimlerimiz bu konuda maalesef adil olmayan kararlar veriyorlar. Buna çok rastlıyoruz yani açıkçası.